Kaydı. Evet. Evet, düştüm ama diyor görüntüyü kaybetmedim diyor değerli dostlar. Bu tür olaylarda kameramanlar için önemli olan kendisi vücut güvenliği kadar kameranın güvenliği de. Kamerayı düşürmemek için değerli dostlar şöyle bir metre havaya kaldırdı. Yani asker için silah neyse kameraman için kamerada o diyoruz. Ablam sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Bu da değişik bir tecrübe oldu ya. Çalışıyorsunuz. Çok şükür çalışıyoruz. Ekip evet. Çalışıyor maşallah harıl harıl. Aynen aynen. Eyvallah. Ne zaman bitecek hasat? 3-4 gün daha sürer herhalde. 3-4 gün daha sürer. Vallahi tek tek topluyorsunuz. Emeklerinize sağlık, yüreklerinize sağlık. Şöyle kaymadan düşmeden şu tarafa doğru da gelebilirsem değerli dostlar. Yani o fındıklar yeniyor ya, lezzetli lezzetli, keyifli keyifli. Vücuda enerji katıyor ya. Ama o fındıkları Türkiye'nin hangi noktasında olursa olsun, düz alanda bile olsa, ki ülkemizde fındık ekilen yerlerin çoğu düz alanda değil, böyle bayırlarda, daha lezzetli olsun diye. İşte böyle teker teker zahmetle toplanıyor değerli dostlar. Şöyle bir ekranlara getirelim. Onun için yediğimiz fındıkların kadrini kıymetini bilmem. Abla şöyle bir geçeceğim. Hop! Geldim buraya. Selamünaleyküm. Nasılsın genç kardeşim? İsmin nedir? İlhan. İlhan! Allah sana ilham versin inşallah. Ne yapıyorsun, iyisin? Ne yapayım, arkanda topluyorum. Öğrencilik var mı? Bıraktın mı? Devam mı? Bir hedef var mı? Devam. Devam. Ne düşünüyorsun? Vallahi şu an hiçbir şey düşünmüyorum. Şu an hiçbir şey düşünmüyorum. Hasatı bitireyim diyorsun ha? Aynen. Eyvallah İlhan'ım. Sana da kolay gelsin kardeşim tamam, benim. Kardeş sen nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir? İsim nedir kardeş? Mehmet. Mehmet ne güzel ismin var ya. Değerli dostlar, Diyarbakırlı kardeşlerimizin de güzel güzel isimleri var. Mehmet kaç yıldır hasat yapıyorsun? Vallahi ben 2 yıldır fındığa geliyorum ama başka hasatlara falan gidiyorum. Ondan önce ne yaptın? Patates işi, avuç işleri falan yapıyoruz. Hasat bizim işimiz aynen, diyorsun aynen. Ya. Eyvallah kardeşim. Devam. Yorucu oluyor mu? Tabii ister istemez. Çoluk çocuk? Var. Evlisin? Aynen. Allah onlara uzun uzun aynen, ömürler aynen. Versin. Tamam, ülkemize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Ablacığım sana da kolay gelsin. Öyle mi? Ha o değerli dostlar. Yusuf kardeşim eşiyle birlikte çalışıyor. Allah güç kuvvet versin değerli dostlarımız. Kolay gelsin diyoruz. Değerli dostlar Akyazı'daki fındık hasatının görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Ülkemizin kadim şehri Diyarbakırlı kardeşlerimiz ekmeklerinin peşine memleketlerinden çıkıp gelmişler. Şu anda da Sakarya'mızda, tarım ilimizde fındık hasatında alınlarının terleriyle, onurlarıyla, gururlarıyla ekmek paralarını kazanıyorlar. İnşallah helali hoş olur, bereketli olur diyoruz. Hasat görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, Sakarya Akyazı'daki yolculuğumuz devam ediyor. Kuzuluk mevkisindeyiz. Burada tabii ki çok ciddi manada bir termal yapı var. Oradan dışarıya çıkanlar Kuzuluk Belediyesi'nin bu gördüğünüz pazarında bazlamasını, tarhanasını, çöreğini, hurmasını, ondan sonra yok değil mi abla? Yağ var, yoğurt var, turşu var, olmayan yok. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne yapıyoruz ablacığım şimdi? Şimdi bazlama, gözleme. Hepsinden var kaşar, katmer. Yok diyorsun. Yok hepsinden var. Bazlama buyur. Oluyor. Bazlama bu. Evet bu neyli? Gözleme. Gözleme neyli efendim? Peynirli patatesli ıspanaklı. Nasıl peynirli. Rağbet görüyor mu? Tabii. Yiyorlar mı abla? Tabii. Ne yaptı? Pişirip buraya atıyorsun. Evet. Sabah kaçta yakıyorsun tezgahı abla? 7:30. Akşam? 8. Böyle devamlı yağlıyoruz. Evet. Eyvallah. Değerli dostlar yolunuzu Kuzuluğa düşürürseniz, Akyazı'ya düşürürseniz. Her zaman bekleriz. Bazlamalı, patatesli. Ondan ıspanaklı. Sonra ıspanaklı, peynirli, gördüğünüz peynirli. Gibi bazlamaları ve gözlemeleri yiyorsunuz. Eyvallah. Yalnız abla senin biraz gözlemeler bol kepçe. Böyle öyle. İri mi yapılıyor burada? Tabii. Fiyatlar nasıl? Uygun be. Uygun be. Evet. Ne kadar uygun? 60 lira. Herkese uygun diyorsun. Herkese uygun. Adam doyurur bu. 2 kişi doyar bununla ya. Evet. Abi selamun aleyküm. Abi hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağolsun. Abi yok neler var bir anlat abi şuradan. Abi her şeyimiz var. Tereyağımız, peynirimiz, balımız, pekmezimiz. Ya ben sana sordum. Tarhanamız. Bir dakika. Ben kürek topu alıyordum. Topu sana niye attı bu yenge? Ya korktu. He? Niye korktu? Tereyağımızdan tut, balımıza. Her şey var diyorsun. Evet. Abla makarnalar çeşit. Erişelerimiz sebzeli, sade. Sebzeli, sade. Hepsinden var. Yani birileri buraya geldiği zaman rahatlıkla evinin ihtiyacını alıp gidebilecek şekilde. Evet, ezme var. Ezmelerimiz var, acıkalarımız var, salçalarımız.
kozalak pekmezi. Biliyorsunuz, kozalak pekmezi. Biliyorsunuz pandemiden sonra öksürük insanlarda sıhça görülen bir şey, hastalıklar tetiklenen. Evet. Yani onların... Bunlar ama bu bölgenin çamlarından. Tabii bizim burada yapılıyor. Dışarıdaki nasıl diyeyim size, köylümüz de kazanıyor. Biz de kazanmaya çalışıyoruz. Şuradan sayıver abla bize. Taranalarımız gördüğünüz gibi, eriştelerimiz. İşte kış sezonu geldiği zaman böyle kurularımız. Hurma var. Hurmalarımız. İncir var. Ve geçen sene kuruttuğumuz hurmalar çok güzeldi. Bu sene devamını yapacağız. Öyle cennet mi? Hurması. Eylül'de mi, Ekim'de mi kurutuyorsunuz? Şimdi bir... Bu ay başlarız artık. Buraya bu aydan itibaren. Çıkmaya başladı. Rengarenk tezgahlar dostlar. Öyle. Enişte de çalışıyor öyle. Maşallah orada. Evet, onu da emekli etti EYT sağ olsun. Eyvallah. Maaş alıyor. Eyvallah. Maaşsız çalışıyor. Kolay gelsin diyoruz. Sağ olun. Değerli dostlar, burada tezgahlar oldukça renkli. İncirimiz var. Cennet hurmamız var. Neyimiz var? Öyle mi? Yöresel peynirlerimiz burada. Ne abla, anlat o zaman. Dil peyniri, Çerkez peyniri, sepet peyniri. Sivas yazıyor abla. Abi onların isimlerini aldatmayın. Eyvallah. Tulum peyniri, yumurtalar, ya, yumurtalar tereyağı. Bizim, tereyağlar bizim. Sadece şu peynirler hariç diğer peynirler bizim buraya ait. Taranayı sen mi yaptın abla? Biz yapıyoruz. Ne kattın? İçerisinde ne var? Ana maddesi yoğurt. Sonra? Nanesi, tarhana baharatı. Hani bunlar. Yok yok diyorsun. Yani, her derde de tabii, var. Tabii. Kış içeceği. Yani salça olarak biber kullanılıyor. Domates kullanılıyor kışın. Yazın kendi ürünleri kullanılıyor. Domates, biberi. Yolu Akyaz'a düşenler, kuzuluğa düşenler gelsinler. Gelirler. Değerli dostlar, mümkün oldukça organik her olmaya çalışılıyor. Bekliyorum. Ablalar orada çalışıyor. Abi sen deminden beri bekliyorsun. Hayırdır? Üşüyor musun? Yok, yaptırdım yaptırdım. Öyle mi? Yaptırdım, ne yaptırdın? Buyurun. Gözleme yaptırdım. Nereye götüreceksin? Yola gidiyorum. Şimdi işin bitti. Nereye gideceksin yola? İstanbul'a. O maşallah. Ha, yolda gidip o tok tutar yiyeceğim. Abi. He? Tok tutar diyor. Tok tutar diye de sorun. 60 liraya yolculuğu tamamladım valla. Evet. Eyvallah. Hadi afiyet olsun. Zaten önce göz doyuyor. Öyle mi? Önce göz doyacak. Eyvallah abi. Gözde, göz gördümse, doydumsa, göz beğendimse mide beğenir. Eyvallah. Önce göz. Eyvallah. Değerli dostlarımız, burada tabii ürünlerin %70-80'i birbirine çok benziyor. Abla kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Abi. Oturuyorsun. Abi. O da oğlum benim. Öyle mi? O niye öyle yaşlanmış? Nasıl sen? Anne sen çok genç duruyorsun ondan ya. Bana karşı çok genç. Öyle mi? Çok genç. Daha dün 15 yaşındaki çocuğu. Allah Allah. O maşallah. O zaman anne genç duruyor diyelim. Eyvallah. İyi baktı ona. Anne senin tezgahta ne var? Bunlar ne peyniri? Her şey. O köy peyniri. Mısır var. Evet, mısırlar bahçemin doğal, atalarımızın mısırı. Tarhana var. Elma var. Turşuları kendim yapıyorum. Yiyebilirsiniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bamya turşuları var. Değerli dostlar, burası böyle elma yaklaşık. Elma pekmezim, armut pekmezini kendim yapıyorum. Buradaki pekmezlerin hepsi el yapımı. Arkadaşlar evet. Yasemin abla, orası senin mi? Evet. Eyvallah, orası da Yasemin ablanın yeri. Orası Perihan ablanın yeri. Senin isim ne abla? Ayşe Çakmak. Ayşe, Perihan, Yasemin. Değerli dostlar, ablalar böyle bir araya gelmişler. Allah ekmeklerinin Allah peşindeler. Allah. Burası da Perihan ablanın yeri. Burası Yasemin ablanın yeri. Hoş geldiniz. Doğru mu ablacığım? Evet. Sende de burada nanem var. Pul biberim var. Yok yok değerli dostlar, şöyle bu tezgahı da görelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.